kıyametin kopacağını bilseniz dahi, kıyametin kopması esnasında dahi elinizde bir fidan varsa bunu dikin buyuruyor. Efendimizin de bu konuda birçok tavsiyesi var. Ama günümüzde ağaca karşı, yeşile karşı saygısızlık da artık sınırlar aşılmış durumda hocam. Yani ormanlar katlediliyor. Belki bir sigara izmariti dolayısıyla, belki piknik yaptık, ateşi söndürmedik, ufak bir ihmalkarlık dolayısıyla bütün bir ormanı kaybedebiliyoruz. Akciğerlerimiz kayboluyor, yeşili kaybediyoruz. Yeşile dair, ağaca dair, ağacı yetiştirmeye dair neler söyleyebiliriz? Dindeki değerini nasıl ifade edebiliriz? Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim ve in şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Yani İsra suresinin 44. ayeti. Hiçbir varlık yoktur ki Allah'ı övüp Allah'ı tesbih etmesin. Her bir varlık kendi lisan haliyle Rabbimizi tesbih etmektedir. Ağaçlar, kuşlar, yani bitkiler, hayvanlar, insanlar vesaire vesaire. Yani insanlar kendisi Allah'ı tesbih etmese de organları irade dışı, onun bilgisi dışında Allah'ı tesbih etmektedir. Elimizden bir fidan bulunsa ve kıyamet kopuyoruz, Efendimizin hadisi bu. Onu diyor dikin diyor. Hatta şöyle bir hadise anlatılır. Yaşlı bir amcanın birisi elinde bir fidan dikmeye çalışıyor. Devrin padişahı da tebdili kıyafet yapmış, kıyafetini değiştirmiş. Halkın arasına katılıyor tabii. Halk ne yapıyor, ne ediyor? Veziriyle beraber hacı amcanın yanına geliyor. Selam verdikten sonra ne yapıyorsun? Diyor ki evladım fidan dikiyorum. Diyor ki ya sen yaşlısın. Bu ne zaman olacak bu meyve de sen bundan yiyeceksin. Olsun diyor, kuş yer, kurt yer, bu ağacın meyvesini yemesi diyor sadaka hükmüne geçer. Hoşuna gidiyor tabi padişah. Hemen bir kese altın çıkarıp veriyor. Tabi anlıyor onun padişah olduğunu. Efendim diyor, bak ağaç diyor meyve vermeye başladı bile diyor. Hacı amcanın böyle cevabı, yaşlı amcanın. Padişahın hoşuna gidince bir kese daha veriyor. Bak diyor ikinci meyvesini vermeye başladı. Demek ki bizim şu cennet vatanımızda ki biz Karadenizliyiz. Karadeniz'de ağaç çoktur hakikaten de. Yani belki nemden, yağmurdan vesaireden yeşillik ve ağaç hakikaten de o bölgenin, o coğrafyanın ayrılmaz bir parçası. İnsan da ağaçsızlığı İç Anadolu'ya doğru gelince veya batıya doğru belirli bölgelere daha doğrusu gelince oralarda görüyorsun. O çoraklığı görünce hüzün kaplıyor içerisini. Ben mesela her sene memlekete giderken İç Anadolu'dan geçiyoruz. Ankara, Çorum vesaire oradan böyle. Geçtiğimiz zaman o kıraç yerler özellikle kıraç topraklar insanı üzüntüye sevk ediyor. Çünkü ağaç dediğimiz zaman oranın oksijen deposu manasına geliyor. Heyelanından vesairesinden engel olan şey manasına geliyor. Bir meselenin bir yönü bu tabii. Bu uzun uzun anlatılabilir belki ama ikinci bir husus. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabrin yanından geçiyor. Kabrin yanından geçtiğinde diyor ki Fesubhanallah diyor. Kabirdeki kişi diyor azap çekiyor. Neden diyor azap çekiyor? Diyor ki çok büyük bir günahtan dolayı azap çekmiyor. Azap çektiği şey küçük abdestine dikkat etmemesinden dolayı. Belki ayakta bevletmesi, ayakta küçük abdest yapması, paçalarına, çoraplarına sıçratmasından dolayı Allah o küçük abdeste dikkat etmediğinden azap ediyor. Belki bizim çok dikkat etmediğimiz bir mevzu. Ve bir yeşil bir ağaç dalı kopararak bir ağaçtan getirip o mezarın üzerine o ağacı dikiyor. Diyor ki bu ağacın yeşilliği devam ettiği müddetçe umulur ki bu kişinin azabı hafifler. Bu hadisi şerife binaen, bu uygulamaya binaen mezarlarımız, genelde bizim ecdadımız, büyüklerimiz mezarlar hep böyle ağaçlarla donatmışlardır. Yeşilliktir, çiçekler vardır. Neden? Çünkü o yeşilin yüzü suyu hürmetine Rabbimiz ne yapıyor? O kabirde bulunan kişinin azabını hafifletmiş oluyor. Ya mesele bir de böyle bakmak lazım. Çünkü şehirlerde biliyorsunuz her taraf beton yığını olduğundan dolayı nefes alacak bir yer kalmıyor artık. İnsanlar, imkan olan insanlar daha doğrusu yazlarını belki memleketlerinde, köylerinde bozulmamış, efendim tabiatın bozulmamış yerlerinde imkanı varsa böyle şehirden uzak bir yerde geçirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü orada o ağacın oksijeninden, yeşilliğinden, güzelliğinden, rüzgarından vesairesinden istifade etme adına bizlerden hasreten ağaçları koruma, yeşili koruma noktasında hassas olmamız lazım. Bu da dinimizin bir emri, tavsiyesi.